Engin Ardıç Joe Biden Türkiye'sine hazırlık yapıyorlar. Bülent Arınç'ı liberaller pek severlerdi. Şimdi daha da çok sevmişlerdir. Kemalistler bile birdenbire pek ısındılar. Adam doğru söylüyor canım. Arınç, Yamalı Bohça Koalisyonu'na şirin görünecek ne varsa yaptı. E artık güçlendirilmiş bilmem ne de bir meclis başkanlığı falan beklemekte hakkıdır. Sembolik cumhurbaşkanlığı falan da olur hani. Abdullah Bey buna ne der bilmem. İster misiniz Kılıçdaroğlu da Ekmeleddin Bey gibi iki sene sonra onu aday göstersin. Çok güleriz. Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdülatif Şener bu partinin kurucuları önde gelenleriydi. İlk su koyveren Latif Şener oldu. 2003-2004 yıllarında yani AK Parti iktidarının ilk yıllarında bürokrasiden bir karşı hamle bekleniyordu. Eh bu da ancak darbe olabilirdi tabii. Ay ışığı, sarı kız, kara kız falan derken o darbe yapılamadı. Daha sonra FETÖ bu konuyu iyice sulandırıp kendine yontmaya ve kurunun yanında yaşı da yakmaya kalkınca bu gerçek güme gitti ve gündemden düşüverdi. Fakat Latif Bey kendini bir yeni döneme hazırlamaya girişti. AK Parti kapatılacaktı, Tayyip Erdoğan böylece momentumu kaybedecekti, yeni bir parti oluşturacak olan Şener, Bayrağı devralacak, yeni dönemde bir yıldız gibi parlayacaktı. Hani 27 Mayıs sonrasında Ragıp Gümüşpala, Ekrem Ali Can gibi, bugün yaşı 60'ın altında olan kimsenin tanımadığı yıldızlar. Hesap çarşıya uymadı. Şener gitti saçma sapan bir parti kurdu. Sonra da Allah'ın sopası yok, gitti CHP'den mebus oldu. Hazin ve ibretlik bir vakadır. İhsanoğlu'nun MHP'ye girmesi gibi. Şimdi de Gül, Şener, Aranç gibi isimler kendilerini muhayyel bir yeni döneme hazırlıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın iktidardan düşeceği, Joe Biden tarafından dizayn edilecek farklı bir Türkiye'ye. Bu farklı ve federal Türkiye'nin ılımlı sahanı oluşturacaklar. Şimdilik pozisyonları kendine açığa alıp beklemek ki vallahi biz kendimizi Erdoğan'dan vakitlice ayırmıştık diyebilsinler. Engin Ardıç, Sabah Muharrem Sarıkaya, Erdoğan'ın Yeni Yol Haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin dünkü grup toplantısındaki konuşması yeni dönemin yol haritası gibiydi. Erdoğan yeni yol haritası çizen konuşmalarını daha önce de yine grup toplantılarında veya partisinin ilk kongrelerinde yapmıştı. Parti grubundaki dünkü konuşmasıyla da hem parti tabanından hem de dışarıdan gelen beklentilere açık yanıt verdi, yol haritasının çerçevesini çizdi. Bunları dört önemli başlıkta toplamak olası. Amerika ve AB'ye Yeni başkan seçilen Biden'ın ekibinden ve Avrupa Birliği içinden gelen Türkiye ile ilgili beklentilere yanıt verdi. Erdoğan yakın geçmişte 10 Aralık'ta yapılacak AB liderler zirvesini de hedefleyerek, kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz demişti. Bu cümlesi yeni dönemde Türkiye yönünü Rusya ile yakın işbirliğinden vazgeçip tekrar AB'ye dönülüyor diye yorumlanmıştı. Erdoğan, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ üzerinden dün yeni rotayı net çizdi. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a göndermede bulundu. Açıkça Ermenilere destek veren Minsk grubu eş başkanı ve bazı ülkelerin rahatsızlıklarının önemi yoktur dün yani önceki gün akşam Sayın Putin'le etraflıca bu konuları görüşme fırsatı buldum. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Bununla kalmadı Rusya ve Azerbaycan'la birlikte sağlanan bölge barışı ortamını daha da genişletme arzusunda olduklarını belirtip ekledi. Üç ülkenin dışında bölge ülkeleri içerisinde dördüncü, beşinci ülkeleri katarak buradaki süreci çok daha farklı boyuta getirebiliriz. Son cümlesi de zaten mesajın manşeti gibiydi. Herkes tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli. Reformların çerçevesi. Bütçe sonrası gelecek reformlarla yönelik olarak yeni bir demokratik açılım beklentisi vardı. AK Parti'nin doğu ve güneydoğu kökenli milletvekilleri yeni partilerin bölgedeki hareketine de dikkat çekerek pakette Kürt sorununun çözümüne yönelik yeni adımların olması gerektiğini dile getiriyordu. Yeni paketle birlikte Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın yeni düzenlemeler sonrası tutukluluk hallerinin kaldırılacağı iddiası da kulis sohbetlerinde ifade ediliyordu. Nitekim ilk üyeliğinden istifasına kadar giden süreci başlatan eski meclis başkanı Bülent Arınç da kar küreyici gibi yolu açmıştı. Ancak Erdoğan dün bu beklentilere Kürt sorunu diyorlar. Ne Kürt sorunu? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bunları biz çözdük diyerek kapıyı kapattı. Kayyum atanmalarına yeni paketle birlikte son verileceğine yönelik beklentilere de yapılan yatırımları göstererek mesaj verdi. Kayyumlarla tüm bölgenin altyapısını değiştirdiklerini, yenilediklerini söyledi. Bununla kalmadı arınca da sitemini net iletti. Yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, CHP içindeki tetikçileri anladık, yıllarca aramızdakilerin de aynı trene binmesini anlamadık. Arınç'ın Demirtaş ve Kavala'nın hapiste olmalarına yönelik eleştirisine de yanıtı aynı sertlikte oldu. Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir. Elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, öğretmenimin kanı olan siyasetçi maskesi takmış savunucusudur. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkede uzunca bir süre en çok sıkıntıyı Kürtlerin çektiği bir özgürlük sorunu vardır. Parlamenter sistem yok. Partisinin bir dönem en etkili isimlerinden olan eski Diyarbakır milletvekili, eski mazlum der başkanı İhsan Aslan'ın yazdığı Aklımda Kalan kitabı ve sonrasında verdiği demeçlerdeki sözlerine de tepki koydu. Disiplin kuruluna sevk edilen Arslan'ın parlamenter sisteme dönüleceğine ilişkin beklentisine sert tepki verdi. Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alındı. Bu tarihi reformu milletimizin umutları ve talepleri doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Kılıçdaroğlu çağrısı Erdoğan bu aşamada Demirtaş ve Kavala ile ilgili eleştiride bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da anayasanın 138. maddesi üzerinden yargıya şikayet etti. Anayasanın ilgili maddesi, görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz hükmünü taşıyor. Türk Ceza Kanunu'nun adli yargılamayı etkileme başlığı altında yer bulan 288. maddesi de alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır hükmüyle cezasını belirliyor. Yeni çizilen yol haritası da gösteriyor ki kulislerde tahmin edilenler olmayacak. Daha önce de bu sütunda kaleme aldım. Reform paketi daha çok uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümüne odaklı kalacak. Ne sistem değişikliği ne de yeni bir demokratik açılım paketi olacak. Muharrem Sarıkaya, Habertürk. Kemal Öztürk, Yönünü Arayan Ülke Türkiye ne yöne doğru gidecek, batıya mı doğuya mı? 200 yıldan fazladır sorulan bu soruyu hala soruyor olmamız şaşırtıcı değil mi? Çekim merkezi bir ülke olmaktan çıktığımız günden beri bu soruyu soruyor ve tartışıyoruz. Doğu ile batı arasında kalmış bir coğrafyada kendi gibi olamamanın Eskisi gibi güçlü bir ülke olamamanın sancılı sorusudur bu. İnsanoğlu yitirdiği cennetini yeryüzünde arar. Tuttuğu yurt güzelse, orada mutluysa o zaman cennet vatan der oraya. Aradığı şey cennetteki mutluluğudur. Kaç nesildir yeryüzü cenneti dediğimiz toprakların neden geri kaldığını ve artık orada neden mutlu olamadığımızı soruyoruz. Kimimiz batıya doğru gidersek daha mutlu olacağımızı, kimimiz doğuya doğru gidersek daha mutlu olacağımızı söylüyor. Kaç nesildir bu ülke bir o yana bir bu yana çekilip duruyor. Eskiden bir ütopyamız vardı. Ama eskilerle aramızda şöyle bir fark var. Onların bir ütopyası, bir hayali vardı. Yeniden eskisi gibi güçlü bir devlet olmak. Bunun için savaşlarda yenildiklerinde nerede hata yaptık sorusunu sorardı kendilerine. Bir süreliğine yönümüzü batıya çevirmenin ve oradan yeni şeyler öğrenmenin zararı olmadığını düşünürlerdi. Zira asıl hedefleri ve ütopyaları yeniden merkez bir devlet olmak, yeniden cennetlerini inşa etmekti. Neyi yanlış yapıyoruz sorusu temel soruydu. Bu kendine güvenin sorusudur. Sonra neyi doğru yapıyorlar sorusu kendimize güvenimizin sarsıldığı dönemde sorulmaya başlandı ve en sonunda onların nasıl yakalayacağız sorusu soruldu. Bir süre sonra iddiamızı sürdüren sorular sorulmaz oldu. Çünkü ütopyamızı kaybettik ve onların üstünlüğünü kabul edip kendimize güvenimizi yitirdik. Bernard Lewis'in Hata Neredeydi isimli kitabı bu tartışma üzerine yazılmıştır. Türkiye üçüncü bir pakt kuramaz mıydı? Osmanlı'nın son 200 senesi ve Cumhuriyet dönemi yönümüzü tayin etme tartışmasıyla geçmiştir. Bazen doğuya bazen de batıya çevirmişiz yönümüzü. Lakin kendini bir gün merkez olacağına bir türlü inandıramamıştır. Oysa bizim böyle bir hayalimiz vardı. Ortak bir hayal kurmak kitabımda detaylarını anlattığım bizler, yani AK Parti'nin ilk 10 yılında yer alan danışmanlar, bürokratlar ve siyasiler, Türkiye'nin doğuyla batı arasında üçüncü bir paktı kurabileceğine inanmıştı. Ekonomide, siyasette, savunma sanayinde, medyada, sivil toplumda güçlü bir ülke olursak, iç barışı sağlarsa kendi hinterlandımızda yeni bir çekim alanı kuracağımıza inanıyorduk. Çok da yol kat etmiştik. Buna rağmen Avrupa Birliği müktesebatını gerçekleştirmemizin sebebi, geçici bir heves değil, o kriterlerin çoğunun evrensel değerler olmasına inanmamızdan kaynaklanırdı. Lakin bir gün Ankara kriterleri, İstanbul kriterleri diye kendimizin merkeze olan bir yeni alan açacağımıza inanıyorduk. Bu bir ütopyaydı, hayaldi yani bir hedefimiz vardı. O yüzden yönümüzü ne tarafa dönersek dönelim bizi çok etkilemiyordu. Sonunda bir gün kendimize döneceğimize inanıyorduk Zira. Çoğu insan bunun boş bir hayal olduğunu söylerdi. Buna gücümüzün olmadığını, maceracı ve tehlikeli bir hayal olduğunu söylediler. Evet gücümüz yetmeyebilirdi ama bir gün yeteceğine inanarak canla başla çalışıyorduk. İkinci Dünya Savaşı'nda birbirini boğazlayan Almanya ve Fransa, savaştan hemen sonra Avrupa Birliği'ni kuracağız dediğinde aynı alaycı tavrı onlara da göstermişlerdi. Ama inandılar ve yaptılar. Gelecek Ütopyamız nedir? Şimdi bu ülkenin gelecek Ütopyası nedir bilen var mı? Düşünebiliyor musunuz bir ülkenin en büyük hayali başka ülkelerin kendileri için kurduğu hayale ortak olmak olsun. Avrupa Birliği başkalarının ortak hayalidir. Avrasya paktı başkalarının ortak hayalidir. Peki bizim hayalimiz nedir? Gelecek düşümüz nedir? Başkalarının kurduğu hayale ortak olmak mı? Hem de bizi tarih boyunca istemeyen, dışlayan ve ezmek için uğraşan ülkelerin kurduğu bir hayal. Bir ülkenin ve bir milletin daha derinde, daha güçlü ve büyük ütopyası olmalı. Sanırım çok uzun süredir kaybettiğimiz şey bu. Bu hayal herkesi kucaklayan, herkesi içine alan ve herkesi heyecanlandıran bir ütopya olmalıdır. Buna inanan insanlar lazım bize. Bize bu hayalleri düşündürecek aydınlar gerek. Şimdi bu fikirlerden, bu tartışmalardan ne kadar uzağız değil mi? Zira isimleri, kişileri, olayları tartışmaktan fikirleri tartışmaz olduk. Kemal Öztürk, Habertürk